Hey, orada mısınız? Ufak bir duyurum var. Biz bir oyun çıkardık. Küçük yavruların bu sefer elimden kaçamayacaklarına eminim. Sizin yardımınızla kaçabilirler de tabii. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Şu an bizi telefon ya da tabletten izliyorsanız... Önce buraya... Sonra buraya basın ve oyunumuzu indirin. İşte oldu. Artık keçileri kurtarmak sizin elinizde. Kondo'san. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde 7 küçük keçi yavrusu ve annelerinin neşeyle yaşadıkları bir kasaba varmış. O akşam yemekten sonra keçi yavruları bir araya toplanmış, harita oyunu oynuyorlarmış. Küreyi son sürat döndüren en küçük keçi, heyecanla elini dönen küreye dokundurarak bir yer seçmiş. Büyük bir ada. Bir ada ülkesi olabilir. Ya, ipucu vermek yok ama. Aa, evet hatırladım. Burası Japonya. Parmağımın hemen altında da Tokyo var. Oyunun kurallarını biliyorsun. Dünya küresi dönerken parmağını dokundurduğun ülke ya da şehir hakkında bildiklerini anlat. En çok bilen kazanır. Tokyo, Japonya'nın başkenti. Başka ne biliyorsun? Sakura çiçeklerini biliyorum. Çok fazla tapınak ve de nefes kesen güzellikte parkları var. Keçi yavrusu daha fazla Tokyo hakkında ne bildiğini hatırlamaya çalışıyormuş. O sırada kardeşlerinin yastıklarla başlattıkları oyunu görmüş. Neşeyle çarpışan kardeşlerini gören en küçük keçi yavrusu oturduğu yerden kalkmış. Buldum! Sumo güreşleri! Bravo! Yine ne işler çeviriyor şu küçük sefil keçiler? Gülüp eğleniyorlar bir de. Aynı zamanda keçi yavrularının neşeli kahkahalarını duyan anneleri de yanlarına gelmiş. Yastıklarla yaptıkları oyunu görünce o da gülerek yavrularına seslenmiş. Çocuklar, Tokyo'ya gidip bu sumo güreşlerini yakından görmek ister misiniz? Nasıl? Gerçekten mi? Heyo! Tabii ki isteriz. Bu hafta sonu hep birlikte Tokyo'ya gidelim. Hem gezip görelim hem de sumo güreşi seyredelim. Ben sakuraları da görmek isterim. Çok güzeller çünkü. Bütün hazırlıklar hızlıca tamamlanmış. Anne keçi yavrularıyla birlikte uçağa binmiş. Tabii bizim hain kurt da. Yavru keçilerin keyfine diyecek yokmuş. Hepsi çok mutlularmış. Bir ara keçilerden biri arkada oturanlardan birini bizim hain kurda benzetmiş ama bakmış tanıyamamış. Bu kıyafette beni tanıyacağını mı sandın? Saf keçi. Keyifli bir uçak yolculuğundan sonra Japonya'ya gelmişler. Gezinin ilk günü Tokyo'nun doğa harikası parklarını gezmeye başlamışlar. Vay canına! Burası inanılmaz güzel bir yer. Evet! Anne keçi yavrularını yanına toplayarak bir sakura ağacının altında anlatmaya başlamış. Japonca bir kelime olan sakura'nın anlamı kiraz çiçeğidir. Peki bu çiçekler ne zaman kiraz olur? Sakura meyve vermeyen bir tür kiraz ağacı. Çiçekler ağır ağır açılır, açmaları uzun sürer ama çok çabuk dökülürler. Japonya'da baharın müjdecisidir sakura çiçekleri. Anne, kurt burada.
yine hain kurt. Her yerde karşımıza çıkıyorsun. Aa, ne varmış? Ben de Tokyo'yu dolaşıyorum. Hem bu çiçekleri çok severim ben. Öyle mi? Adı ne peki bunların? Doğru söylersen seni serbest bırakacağım. Yardım etsene. Neydi? Papatya. Evet, papatya bunlar. Tabii ki bilemedin. Bunlar sakura. Bakın şuradaki ağaçta panda var. Düşmek üzere. Hani nerede? Hangi ağaç? Herkes ağaçtan düşmek üzere bir panda ararken kurt kaçmaya başlar. Dur, dur kaçma. Şimdi seni yakalayacağım. Dur. Ah bu kurt yok mu bu kurt? Hiç akıllanmıyor. Günaydın çocuklar. Bugün Tokyo'daki gezimize devam edeceğiz. Akşama sürprizim var size. Ah, nereye? Nereye gideceğiz? Heyo, sürprizlere bayılırım. Anne keçi ve yavruları gün boyu Tokyo'nun cadde ve sokaklarında gezilerine devam etmişler. Bu arada sokaklarda kılık değiştirip yavru keçileri takip eden kurdu hiçbiri tanımamış. Kurt pes etmemiş. Güneş batıp akşam olduğunda anne keçi elindeki biletleri göstererek... Gelelim bu gecenin sürprizine. Evet çocuklar, bu biletler akşam gideceğimiz büyük turnuvanın biletleri. Ne turnuvası? Japonya tarihinin en önemli kültürlerinden biri olan sumo güreşi büyük turnuvası. Yani sumo güreşi mi seyredeceğiz? Yaşasın! Anne keçi ve yavrular sumo güreşçilerini hayranlıkla seyrediyorlarmış. En küçük keçi yavrusuysa endişeyle annesinin arkasından bakıyormuş. Anne, canları acımıyor mu? Olur mu hiç? Bak, sumo kelimesinin anlamı zarar vermeyecek biçimde karşılıklı çarpışmadır. Ve bu da kendini savunmak anlamına geliyor. Değil mi anneciğim? Evet, çok doğru. Burada kimsenin canı yanmıyor. Bu bir spor karşılaşması. O sırada anne keçi iki yavrusuyla konuşurken yanlarına yaklaşan kurt yavrulardan birini çuvalına almış ve hızla koşmaya başlamış. Kurdun seyircilerin arasından panik içinde koştuğunu gören anne keçi heyecanla ayağa kalkmış. Hain kurt bu, yakalayın. Büyük turnuvada iki sumo güreşçisi yarışırken kurt seyircilerin arasından kaçmaya çalışıyormuş. Bunu gören seyircilerden biri kurda çelme takmış. Havada taklalar atan kurt kendini birden sumo güreşçilerinin olduğu arenada bulmuş. Yerde yatan kurdu gören seyirciler sumo güreşçilerini alkışlamaya başlamışlar. Heyo! Ay, bana neler oldu böyle? Neredeyim ben? Adım ne? Arena polisleri sumo güreşçilerinin şaşkın bakışları altında yerde yatan kurdu alıp götürmüşler. Kurt yavaş yavaş kendine gelmiş ve yakalandığı için başlamış ağlamaya. Beni affedin. Çok pişmanım. Bir daha yapmayacağım. Yok öyle. Cezasını çekeceksin. İki ay boyunca
Sumo güreşçilerinin yemeklerinin hazırlandığı mutfakta çalışacaksın. Hayır! Ben mutfakta çalışmayı hiç sevmem. Yerleri silmeyi sevmem ben. Hey çocuklar! Lütfen yardım edin. Kurt bizi balonlara hapsetti. Telefon veya tabletinizden önce buraya, sonra da buraya tıklayıp bizi kurtarabilirsiniz. Sizi bekliyorum. Hey çocuklar! Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun. Ve zili tıklamayı da unutmayın.